Deparspor sunar. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Urfa Spor ikinci yarıya 4-1'lik Niğde galibiyetiyle başladı. Güzel bir oyun, güzel bir skor. Beklentilere cevap verdi. Moraller yerinde. Bu akşam konuklarımız var. İlk bölümde Metin kardeşimle birlikte, Metin Şenay kardeşimle birlikte maçı yorumlayacağız. Ondan sonraki 9'dan sonraki bölümlerde ikinci başkan basın sözcüsü Reşat Toprak, yöneticilerden İbrahim Halil Haktan Kaçmaz ile birlikte Urfa Spor'la ilgili, Urfa Spor yönetiminde olsun, ekonomik anlamda olsun, takımın içindeki sosyal yaşantı olsun, mali bilanço olsun, yönetici arkadaşlarımızla enine boyuna sizlerle birlikte bunları paylaşacağız. Önce isterseniz bir maç sonuçlarını alalım, puan durumunu alalım. Buksaş 1, Kırklareli 2, haftanın sürprizi bence bu maç oldu. Buksaş yenmiş olsaydı ikinci sıraya yükselecekti. Pendik 1, Konya Anadolu Selçuk 1, Şanlıurfa 4, Niğde Belediye 1, Bandırma 1, Silivri 1, Kahramanmaraş 1, Nazilli 1, Hacettepe 3, Fethiye 1, Karşıyaka 0, Sakarya 1, Zonguldak Kömür 0, Altay 0, Gümüşhane 3, Karagümrük 1. Puan durumunu alalım arkadaşlar. Gümüşhane 39 puanla lider yerini muhafaza ediyor. Altay, Şanlıurfa, Sakarya, Bandırma playoff adayları 4 takım 33 puanla onu takip ediyor. Dediğim gibi Hacettepe, Buksaş 31 puanda kaldı. Kırklareli 29, Niğde 29, Zonguldak Kömür 24, Konya Selçuk 22, Pendik Spor 21, Karagümrük 17, Fethiye 15, Kahramanmaraş 15, son 3 sırada Karşıyaka 11, Yeni Nazilli 11, Silivri Spor 9. Evet sevgili izleyiciler, biraz önce zikrettiğim gibi Gümüşhane'nin haricinde Altay, Şanlıurfa, Sakarya, Bandırma Spor 33 puanda. Yani bir takım direkt çıkıyor. 4 takım playoff oynayacak. Herkes kadar Urfa Spor'un da şansı şampiyonlukla eşit ölçüde. Niğde maçına gelince yaklaşık bir 30 dakika iki takım birbirini yokladı. Ondan sonra Niğde açık oynamaya başladığı anlarda bizi tarttı. Futbolda bir deyim vardır, bir tabir vardır. Rakibi önce biraz tartacaksınız, bir 10 dakika, 15 dakika. Gazını alacaksınız, temposunu düşüreceksiniz. Tanıdıktan sonra yavaş yavaş rakibin üstüne gideceksiniz. Tabiri caizse Niğde takımı öyle yaptı. Bir 10-15 dakika bizi tarttı. Ondan sonra oyunu dengeledi. 30. dakika itibariyle ne Niğde takımının ne Urfa Spor takımının tek pozisyonu vardı. Ortada oynanan bir oyun. Hatta ara ara o dakikalar üstümüze baskı kurmaya bile başladılar. Tribünde otururken arkadaşlarla sohbet ederken bazı arkadaşlarımızın içine bir karamsarlık düştü. Merak etmeyin dedim. Lafım ağzımda kaldı. Bu dakikalar Urfa Spor'un gol dakikalarıdır. Sebebini sorduklarında şu cümleyi kullandım. Urfa Spor, gerçi ben bir Fethiye maçında seyrettim, bir de golden sonraki bu Niğde maçında seyrettim. Urfa Spor inanmış, takım olarak iyi mücadele eden, kazanma hırsı, azmi olan bir ruh halindeydi. 30. dakika itibariyle ben şu cümleyi kullanmıştım. Bir şekilde Hüseyin Kala, Feridun, Muhammed Gönül Açar sahneye çıkar. Niğde Spor'un tam iyi oynadığı dakikalarda bu arkadaşlar bir gol atar, ondan sonra rakip çözülür. Biz geri yaslanmaz isek. Daha lafım ağzımda, yanımda oturan arkadaşlar geçmiş maçlarda da bu olmuştur. Yani ya tabii yani şimdi yani bu kadar tesadüf olmaz. Söylediğin anda golü bulduk. Futbol böyle bir şey. Bizim takımımızın
3 tane lokomotif futbolcusu var. 2 kanat oyuncusu, bir göbekte oynayan Muhammed Gönül Açar. Bugün bu hafta itibariyle Artun da şeytanın bacağını kırdı. Bir sezonda atmadı, yarım sezonda atmadı, golü bir maçta attı. Herhalde kuma böyle bir şeydir herhalde. Kuma gelene kadar ben de varım, ben ölmemişim, ben de bu formayı bırakmak istemiyorum dercesine 2 tane güzel gol attı. Feridun'un Hüseyin Kala'ya attırdığı gol, sol açıktan sağ açığa 30 metrelik şahane pası. Hüseyin Kala da aynı güzellikte kontrol edip çaprazdan uzak direğe topu göndermesi, topun meşin yuvarlağın filelerle buluşması neticesiyle ilk golümüzü bulduk. Tam devre biterken yine Feridun sahneye çıktı. Soldan indi, göstere göstere gitti. 62 numara bizim en büyük avantajımızdır rakip takımda oynayan Volkan Geyik. Feridun tabiri caizse kendisine geyik yaptı. Göstere göstere soldan aldı, indi. Götürdü Artun'a, al kardeşim artık bunu da atmasan sana daha forma yok der cinsinden Artun topu boş kaleye bıraktı. İkinci yarıda aynı şekil Hüseyin Kala 51. dakikada bu sefer sağdan güzel çalımlarla indi. O da Halil Köşen'e kardeşim al bir tane de sen at dedi. Halil'in ıskalaması, topun ortada kalması, son dokunan İzzet'in olması, golden ziyade İzzet'in o pozisyonda olması daha güzel bir hadiseydi. Niye diyecek olursanız, kontra yakalamışsın, İzzet sağdan bindirmiş, bindirdiği yetmiyor gibi Hüseyin ortaya giderken İzzet ceza sahasına girmiş. Bibek'in bu kadar ofans oynaması, hücumda bu kadar aktif olması, pozisyon bulması, hele hele gol atması, futbol adına, Urfa Spor adına güzel şeyler. Son olarak da 86. dakikada yine İzzet de bu maça damgasını vuran arkadaşlardan bir tanesiydi. İzzet'in derinlemesine attığı pası yine Volkan Geyik'in ıskası. Volkan Geyik yani tam bir her takımın istediği türden bir stoperdi. Artun derinlemesine daldı. Göstere göstere kendisinin ikinci golü, takımın 4. golünü kaydetti. Son saniyelerde de kardeşim boynunuz bükük gitmeyin, siz de bir teselli golü atın. Urfa Spor bir jest yaptı. Maçı 4-1 Urfa Spor güzel bir oyunla. Herkesin kafasında acabalar, soru işaretleri vardı. İkinci yarıya işte giden futbolcular vardı. Tahtanın açılmaması, Urfa Spor'un nasıl bir performans sergileyeceği insanların kafasında biraz soru işareti oluşturuyordu. Yani netice itibariyle güzel bir futbol vardı. Bütün arkadaşları tebrik ediyoruz. Birazdan Ali Tandoğan hocama özel bir kısa bir bölüm ayıracak. Sahada isteyerek ne yaptığını bilen futbolcu arkadaşlarımız vardı. Neticesinde bol gollü güzel bir maç. Bunun devamında da aynen bu şekil takıma sonradan ejekte olacak futbolcu arkadaşlarımızla birlikte kendi ayağımıza sıkmaz isek, çok büyük ekonomik sıkıntılar, yönetim anlamında problemler, daha bundan kötü problemler yaşamaz isek ben inanıyorum ki Urfa Spor bu süreci sonuna kadar takip edecek. Ama olur ama olmaz. Ama sürecin içinde olacak. Evet Metin Hocam, maçla ilgili bir maçın bir genel analizini sizden de alalım. Evet, siz Nihat Hocam özetlediniz. Ben de Şanlıurfa Spor'un Niğde Belediyespor müsabakasında almış olduğu 4-1'lik skoru ve 3 puanı futbolcuları ve teknik heyeti kutlayarak başlıyorum. Gerçekten de Şanlıurfa Spor hafta içi transfer tahtasının açılmamasından dolayı taraftarlar acaba Şanlıurfa Spor bu maçta puan kaybedecek mi soruları bizlere gerek sosyal medyadan gerekse şahsımın telefonlarına arayarak da bize sorular soruyorlardı. Ben kendilerine merak etmeyin, sezonun ilk yarısında 30 puanı bu futbolcu kardeşlerimiz topladı. Bundan sonraki maçlarda da bunlara yine ihtiyacımız olacak. Giden oyuncu 9 tane var ama bunlar ilk 11'e girmeyen oyunculardı. 18'e girip zaman zaman ikinci yarı kadroya giren oyunculardı. Takım olarak ilk
15-20 dakika iki takım da birbirini gerçekten de kontrollü bir şekilde maça başlamış oldular. Ali Tandağan Hoca futbolcu kardeşlere maç öncesi toplantısında bu maçtan 3 puanla ayrılacaklarını kendilerine aşılamış ki muhteşem bir futbol oynadılar. Tabiri caizse 90 dakika boyunca baskılı presli bir takım sahada vardı. Takım olarak neler yaptık? Ali Tandoğan Hoca ikinci devre kamp çalışmasının çok verimli geçtiğini bizlere söylemişti. Gerek telefonla görüşmelerimizde gerek birebir kendisiyle aldığımız bilgilerde. Gerçekten de bu sahaya yansıdı. Yani yaklaşık Şanlıurfa Spor'un burada oynadığı iç saha maçlarında bu kadar verimli bir top oynamamıştı. Yani her maçta elimiz yüreğimizde maçları izlerdik ama dün öyle olmadı. Dün yani maç gerçekten 4 gol attık ama 6-7-0'a kadar da gidebilecek bir maçtı. Futbolcu kardeşlerimizi kutluyoruz. Takıma transfer olan Feyzi Özkan ikinci devre maç eksiğini gidermesi için Ali Tandoğan Hoca onu oyuna aldı. Feridun'u da maçın yıldızı bana göre Feridun'du. Feridun'u da alkışlatma anlamında bence çıkarttı. Feyzi Özkan'ın da maç eksiğini tamamlaması için sahaya aldı. Güzel bir maç oldu. Artun konusunda Artun ikinci golde orta sahadan topu Feridun'a indirdikten sonra ceza sahası içerisine defar atıp o kafayı vurup gol atması Artun'un da kendisine olan özverisinin artmış olduğunu gördük. O da kamp döneminde bayağı iyi hazırlanmış. Sezon başındaki oyunundan daha çok verimli olma adına işte takıma nasıl yararlı olabilirim? Golcü futbolcular geldi. İki tane futbolcu alındı. Bunların yerine ben nasıl kadroya girebilirim düşüncesiyle o da iyi çalışmış. Onun da bundan sonraki maçlarda Şanlıurfa Spor'a yararlı olacağını gerek ikinci yarıda gerekse 11'de başladığında kanatlardan yine böyle sürpriz goller atacağına inanıyorum. Ben takımı kutluyorum. Bundan sonraki maçlarda da takımımızın bütün futbolcularına başarılar diliyorum. Bir de İzzet, kaptanımız İzzet'in anneannesi vefat etmiş. Buradan başsağlığı dileyelim. İzzet de anneannesi vefat etmesine rağmen özverili bir şekilde kaptanlık görevini yerine getirdi. Buna da buradan başsağlığı diliyorum. Yani biz de başsağlığı dileyelim. Siz bunu söylemişken benim aklıma şöyle bir hadise geldi. Yanlış değilsem Gümüşhane maçında, Maraş maçında. Maraş maçında Nuri'nin amcası vefat etmişti. Nuri'nin amcası öldü. Bahadır mı yoktu, taşçı mı yoktu? Taşçı yoktu. Taşçı yoktu. Hemen taşçı. Yani stopersiz oynadık. Nuri amcasına taziye gitmişti. Herhalde biri 35 yaşında, biri 20 yaşında. Aradaki tecrübe dedikleri hadise veya profesyonellik dedikleri hadise bu olsa gerek. Hatta biz burada konuştuğumuz zaman evet. Nihat Hocam demiştik yani Mutlu'nun Ali Tandoğan Hoca, Mutlu'nun evet. örneğini vermiştik Mutlu Hoca'nın. Ali Tandoğan Hoca seni bu maçta 11'de oynatacağım muhakkak söylemiştir. Evet. Ama yine de kendi tercihi öyleydi. Ama İzzet'in burada kalmış olması da dediği şekilde hem tecrübesi hem abilik görevi hem kaptanlık yapmış olması münasebetiyle bu tercihini yapmış ve tercihinde de yanılmış olmadı. Evet. İyi futbol oynadı ve bir gol atarak da maçı o da iyi bitirdi. Evet sevgili izleyiciler. Notlarımızın başında şöyle bir not vardı. Onu es geçtik. Şimdi en azından söyleyelim. Askerlerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın batısında bir bölgede operasyon yapıyorlar. Mehmetçiklerimize, ordumuza Allah kuvvet, zihin açıklığı en az zayiat neyse onu nasip eylesin. Evet. Buradan o dileklerimizi iletelim. Türkiye'de, ülkede yaşayan insanlara birlik, beraberlik, böyle günlerde biz millet olarak, toplum olarak tek vücut olan bir toplumuz. Ayrışmak, ötekileştirmek, kutuplaştırmak bize yakışmaz. Kim yanlış yapmış, kim doğru yapmış, bizler onun hesabında olamayız.
şu an olması gereken, vatandaşlar açısından konuşuyorum, siyasilerin görevi siyaset yapmaktır. Birbirlerine her türlü ithamda bulunabilirler. Biz ülke olarak, vatandaş olarak, bu ülkede yaşayan millet olarak tek ses, tek vücut, tek gövde olmamız gerektiğine inanıyorum. Ordumuza Allah esirgesin, askerlerimize Rabbim kuvvet versin. İnşallah sıfır kayıpla bu operasyon kazasız belasız biter. Dünya kamuoyunda Türkiye'nin gücünü bir kez daha dünyaya gösterirler. Türkiye'nin işgalci değil, barış için orada olduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Bu anlamda bir kez daha askerlerimize, ordumuza Allah'tan yar ve yardımcıları olmasını ben buradan temenni niyaz ediyorum. Maça gelelim tekrar. Bahadır Metin hocam cezalıydı. Yerine Nuri oynadı. Şimdi şöyle söyleyelim. Ben bundan evvel de söylemiştim. Ben size sorayım. Ben de sormazdan önce kısa bir yorum yapayım. Şimdi Bahadır'la Mehmet Taşçı iyi bir uyum sağlamışlar. İyi bir ikililer. Evet. Ama futbol meziyeti olarak birbirlerine yakın futbolcular. Boylu, düz top oynayan, bilekleri iyi. Markaj üstünlüğü de vasat futbolcular. Bana göre bu iki arkadaşın yanında Nuri ise biraz daha hırçın, biraz daha kuvvetli, biraz daha hava hakimiyetinde daha rakibi yoran, hırpalayan bir fiziki yapısı var. Ne hikmetse Nuri'yi Silivri maçında ilk olarak gördük. Silivri maçına kadar ta Nuri hiç oynamamıştı. Adana Demir'e verdiğimiz stoperimiz neydi ismi? Onur Akbay. Onur Akbay. Onur Akbay'ın daha dirisi, Onur Akbay'ın daha kuvvetlisi, Onur Akbay'ın daha boylusu. Daha genç yani. Onun daha, onun daha genci. Için. Eğer bir Onur Akbay PTT 1. liginde banko top oynuyorsa bu Nuri bu ligde rahatlıkla hayda hayda oynar. Ha diyeceksiniz Bahadır'la Mehmet Taşçı kötü mü? İkisi de iyi. İkisini de takdir ediyorum. İkisini de beğeniyorum. Oyun stilleri ama aynı. Oyun stilleri aynı meziyette, aynı vasıfta. Bence bir deli bir akıllı mantığı öyle ben yaklaşım yapayım. Biri akıllı top oynuyor, biri daha deli top oynuyor. Deli vasfında bir stopere de bizim ihtiyacımız geçmişte Veli oynamıştı. Ondan evvel Ramazan Sal oynamıştı. Ondan evvel Sercan oynamıştı. Evet. Yani seyirci de bu tip bir stoper tipini seviyor. Rakip de bu tür stoperlerden biraz daha irkiliyor. Kendine biraz daha çeki düzen verip fazla üstünüze gelme cesareti bulamıyor. Ama Mehmet'ten Bahadır biraz daha sakin, daha kibar, daha topla fazla oynadıkları için onları da Yiğit Can'a benzetiyorum ben. Bence onun ikisinde artık Mehmet mi oturur? Gerçi bizim işimiz değil, haddimiz de değil. Bizimki burada maksat fikrimizi beyan etmek. Metin hocam, bu Nuri işine siz ne diyorsunuz? Yani Nuri kamp döneminde de stoper olarak denedi hoca. 3 tane hazırlık maçında da Nuri'yi özellikle sağ kanatta İzzet'in arkasında normalde oynattı. Bu maçta da yine oynattı. Kaleci Ömer'i de yine kesmişti. Ömer'i ayrı soracağım. Ona yani oraya da geleceğim. Bağlamak açısından söylüyorum. Yani şimdi zaman zaman futbolcu sakatlığı olacak, kart cezalı durum olacak. Alternatif oyuncu olarak böyle hazır tutması çok önemli. Evet. Yani dörtlü olarak zaten belli savunmada. Nuri, Mehmet Taşçı, Bahadır, İzzet bunlar direktmen defans hattında olacak dört isim. Zaman zaman işte kart cezalısı veya 11'e girememe formlarına göre değişiklik olacak. Yani Ali Hoca hafta içi antrenmanlarda bunların hepsini izliyor. Yapmış oldukları yani Ali Hoca'nın vermiş olduğu taktiği kim yerine getiriyorsa. Bence taktikten ziyade meziyet olarak benim düşüncelerime katılıyor musunuz? Tabii ki katılıyorum. Evet. Sizin düşüncelerinize de katılıyorum. Doğrudur. Tespitleriniz de yerinde. Ama dediğim şekilde yani Tabii son karar uzun. Ali Hoca'nın. Tabii lig, bizim... yani bir de lig uzun. Yani Ali Hoca zaman zaman sürekli oynattığı zaman futbolcu hata yaptığında biz burada yani sırayla tandem oynatsa, değişken oynatsa. Şimdi ilk devrede elindeki
futbolcu yeterli değildi. Şimdi yeni aldığımız futbolcularla birlikte bu rotasyonu daha hızlı bir şekilde yapmaya başlayacak Ali Hoca. Evet. Ondan dolayı yani bu transfer tahtası açıldıktan sonra dediğim şekilde rotasyon yapacak. İşte kimi zaman Mehmet Taşçı 11'de olacak, Bahadır olmayacak. Kimi zaman Nuri olacak, Bahadır olmayacak. O şekil bir şeylik yapacaktır Ali Hoca. Onu da zamanla göreceğiz zaten. Benim dikkatimi çeken bu ilk bölümde dedim ya futbolu konuşalım. İkinci, üçüncü, dördüncü bölümde yönetici arkadaşlarımız gelecek. Yani bu bölümde daha ziyade teknik konulara giriyoruz. Tahtada açılmaması sebebiyle İsmail Güven, İsmail Güven, Sercan Kaya, Sercan Kaya, Yasin Ozan, Mehmet Albayrak. Şimdi bana göre bu yapısıyla burada ben biraz Ali Tandoğan hocamın bu takımdaki başarısı, bu takımdaki katma değeri veya taşıyıcı yükü %51 yönetimden fazla. Ben bunu söylüyorum. Ama Ali Tandoğan hocamın bazı saplantıları var. Veya hani futbolda şöyle bir deyim vardır. Futbol gözüyle söyleyelim. Futbolcunun gözü kördür gibilerinden. Yani futbolcunun gözü kör olabilir. Yani belki de biz yanlış düşünüyoruz. Ben fikrimi buradan beyan ediyorum. Bu tür aşırı böyle bir beyanlarda, teşhislerde bulunduğum için de bazen böyle biraz tepki de alıyorum. Veya bakış açısı, kendileri izah ederse aslında bir kendileriyle konuştuğumuzda bunu istişare edebiliriz. Diyeceksin Nihat abi neyi ima etmek istiyorsun, konu nedir? Fakri bu takımda 11'de oynamaz. Ha, bu mevcut kadroda transferler yetişmemiş, mecburiyetten oynatabilirsiniz. 6-7 tane de topçunuz gitmiş. Mertcan gitmiş, Abdülkadir gitmiş, Okan gitmiş, Efecan gitmiş, Dolahan gitmiş, Erhan gitmiş, Fatih gitmiş, gitmiş, gitmiş. Kimi oynatacaksınız? Ya Talha'yı oynatacaksınız, Rıdvan, İbrahim Halil durmuş genç zaten oynatmazsınız, Urfalı çocuk. Şaban Özel zaten bek. Fevzi Özkan, aslında Fevzi Özkan o bölgede forvet arkasında oynayabilirdi ama onda yeni gelmiş. Antrenman problemi var. Maç eksiği Fevzi'de olmaz artık yani şimdi. Antrenman fiziki yapısında problem vardır. Deniz Çevik'i tanımıyorum. Genç çocuk. Yani bir tek Talha Yazgan var, tercihini de Fakri'den yana kullanmış. Fakri'den yana da kullanabilirsiniz, eyvallah. Fakri forvet arkası oynamaz hocam. Orta saha Fakri. Fakri'nin oynayacağı en son mevki forvetin arkasında orta saha. Fakri şimdi stoperlerden seken topu alıp nereye götürsün veya orada aldığı pası kime atsın? Mas. Kendisini götürmesi gereken bir konumda oynatıyorsunuz. Fakri yaşı itibariyle, fiziki yapısı itibariyle orada önde kime pres yapacak, kime basacak? Ha ne yaparsınız? Fakri'yi ön libero'ya çekersiniz. Muhammed Gönül Açar'ı öne atarsınız. O şekil oynarsınız. Halil Köçer'i öne atarsınız. O şekil oynarsınız. Yani bunun şeyi vardır. Yani mantıki bir izahı vardır. Ki Muhammed Gönül Açar'ın da gol meziyeti fazla. Önde basan bir arkadaş. Golü çok iyi koklayan bir arkadaş. Yani orada ne yapmak istiyor hocam veya kafasındaki düşünce nedir? Onu da bir oturduğumuzda kendisiyle bu anlamda istişare ederiz. Bu Fakri konusuna ne dersin? Yani Fakri konusuna mesela ben ilk yarı bitimine yaklaştığımız zaman ben kendi açımdan gidecek oyuncular arasında Fahri'yi birinci sırada tutmuştum. Evet. Gerçekten de yani bize bir katkısı olmadı. Ya yani onun yerine Şanlıurfa'da mesela diyelim ki şu anki kadroda Halil Köçer rahatlıkla oynayabilir. Dediğiniz gibi Talha'yı oyuna alır. Halil Köçer'i ön libero, forvet arkası da oynatabilir. Yani bunu değerlendirebilirdi. Yani ben yine geç kalmış bir şey yok. Tekrardan bu transfer tahtası açıldığı takdirde Fahri Tatan'ın yani kadroda
tutulmaması da yani bir handikap olmaz bizim için, bir dezavantajı olmaz. Fahri'ni de eğer belki mutlu değildir, belki Urfa'ya adapte olmamıştır. Onu da, yani geldiğinden beri de pozitif oynadığı hiçbir maç yok. Yani sanki mutsuz değilmiş bir imajı var. Olabilir, mutlu değilse de kendisiyle görüşme yapılıp transfer dönemi kapanmadan aynı 31'ine kadar kendisine farklı bir kulüpte daha güzel, mutlu olabileceği bir yer varsa ama yani onun da yolu açılabilir diye düşünüyorum. Kartlar var, sakatlıklar var. Federasyona bildirilen liste 17 kişiydi. Federasyon listesinde 17 kişinin ismi vardı. İki tane kaleci i̇ki var. İki tane kaleci yazın. Burada yok. Burada yok. Burada. Federasyon listesinde vardı. İki tane kaleci olan var. 18 tamamlansın diye iki tane kaleci yazılmıştı. Yani kulübenin kadro derinliği çok zayıf. Yani en azından yoksa Mertcan, Abdülkadir, Okan, Efecan, Turgan, Erhan, Fatih, iki tane de Karaköprü'ye gitti. Rıdvan Bingöl'de. Evet. Yani 8-9 tane futbolcu gitti. Şimdi bunların Urfa Spor'a getirdiği neticede bunların alacağı var. Belki bunlardan para kazanılmadı ama bunlara vereceğin para senin kazancın oldu. Evet, tabii ki. Eğer Fahri'yi oynatmayı düşünmüyorsanız Fahri'de de böyle bir politika izlenir. Ama kulübenin zengin olması lazım. Kulübede alternatif futbolcuların çok olması lazım. Bu hesaba bu arkadaşlar girdi mi işte bu 2-3 tane genç makas yiyecek yine. Biz 18 kişilik kadroyu dolduracak bir futbolcu şeyimiz olacak. Şimdi Bahadır bu hafta yoktu. 4 de yeni transferimiz gelince 5 kişi gelecek. 5 kişi gelecek. 5 kişi ilave ettiğimiz zaman 23 kişi falan. 22-23 kişi olur. 2, evet. 2 düştün mü 16, 21 kişi oluyor. 21 kişi. Gençlerimiz 18 çıkar. 25. Yani Fahri çıkar. Gönderilse 20 de kalsa diyorsunuz kurtarır yani bu işi. Kurtarır tabii ki beni. Evet. Şimdi, evet sevgili izleyiciler, ilk bölümün sonuna geldik. Maçla ilgili gerçi programın içinde de ara ara kaçamak yapıp maçı konuşmaya devam ederiz. Yine ben söyleyeyim, bu hafta Buksaş'ın sahasında Kırklar eline yenilmesi büyük bir sürprizdi. Şayet yenmiş olsaydı 34 puanda şu anda ikinci olarak puan durumunda yerini koruyacaktı. Bandırma'nın Silivri'ye berabere kalması sahasında son dakika 93'te yediler. Yani bizim için güzel bir sürprizdi. Evet. Altay'ın Zonguldak Kömür'ü yenememesi bizim için iyiydi. Gümüşhane'nin yine 90 artılarda atmış olduğu gollerle galip gelmesi de. Bu hafta ise son saniyelerde de konuşuruz. Son dakikalarda da konuşuruz bunu. Nazilli'ye gidiyoruz biz. Bandırma Nigde'ye gidiyoruz. Sakarya sahasında Buksaş, yani 3 sonuçlu maç bunlar. Altay sahasında Maraş'la oynuyor. Gümüşhane Konya'ya gidiyor. Yalnız Nazilli şöyle bir şey var, gerçi programın sonuna doğru konuşuruz bunu. Nazilli'nin bu hafta Maraş'tan puan çıkarması da biraz düşündürücüydü. Herhalde o da ikinci yarıya artık takviye mi yapmış? En azlarda olması, alttan ikinci sırada olması bizim için bir aslında avantaj değil, dezavantaj gibi görünüyor. Nazilli maçı da hafife alınacak bir maç değil gibi görünüyor. Evet sevgili izleyiciler, bir 4 dakika aramız var. 4 dakika sonra kulüp ikinci başkanı ve basın sözcüsü Reşat Toprak Başkan'ın burada. Mesajla sorularınızla katılabilirsiniz. Yine kulübün yöneticilerinden İbrahim Halil Hak'tan Kaçmaz da birlikte ikinci bölümden itibaren sizlerle olacağız. Kısa bir ara. Evet sevgili izleyiciler, ikinci bölümdeyiz. Kulüp ikinci başkanımız, basın sözcümüz Reşat Toprak Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kulüp yöneticimiz İbrahim Halil Aktan Kaçmaz, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce isterseniz teknik idari konulara geçmezden bir Urfa Spor'la bir konuşalım, ondan sonra gündemdeki güncel konuları burada tartışalım. Olur. Bir de idari konuları konuşalım.
Şimdi devre arası futbol kamuoyunda başkanım malum biliyorsunuz. Bu son hadiselerden dolayı spor kamuoyunda böyle bir tedirginlik vardı. Böyle bir vurdum duymazlık vardı, isteksizlik vardı. Yani sanki herkes Urfa Spor'dan elini yıkamış gibi. Bu tahkimin de kararı onamasından sonra son haftaya girin, geçen hafta Giray Başkan'ın bu hafta tahta açılacak, transferler yapılacak, Niğde maçında bunlar oynayacak söylemleri. Cuma'ya kadar bunların olmaması taraftarın üstünde daha da bir psikolojik olarak bir etki yarattı. Ama pazar günü sahaya gittik. Kısmen seyirci devrenin son maçına nazaran biraz azdı. O da çok önemli değil. Ama herkes de bir kafasında acabalar, soru işaretleri vardı. Herkesi hayal kırıklığına uğratan sahada bir inanmışlık, birliktelik, kazanma hırsı. Sanki o badireleri bu takım hiç atlatmamış, o depremi bu takım yememiş. Artçı marçı hiçbir şey yok, her şey güllük gülistanlık. Sahada şampiyonluğa inanmış, canıyla, ruhuyla, kanıyla mücadele eden bir futbol takımımız vardı. Tabi bunların başında yönetimdeki arkadaşlarımızın çabaları takdire şayan. Ama bana göre, bunda ben programda da söylüyorum, kamuoyunda da dile getiriyorum. Evin içi önemlidir. Evin içinde dizayn eden annedir biliyorsunuz. Annelerin yükü de ağırdır. Ben futbol takımında da anne görevini ben teknik direktörlere veriyorum. Hani ne yaparlarsa yapsınlar hani der ya, ya babanızdır işte, babanız sizi sever işte, babanız bakmayın işte, şudur budur hikayeleri. Ali Tandoğan hocam. Ali Tandoğan hocam süreci çok iyi yönetti. Arkadaşları moral motivasyon olarak çok iyi kontrol etti. Ve bu tabloda etkisi büyük. Herkesi şaşırttırdılar. Pozitif anlamda, moral anlamında, netice anlamında. Biz de şaşırdık. Yani bir hoş şaşırma. Beklentimizin üstünde bir güzel bir Urfa Spor bulduk. Bunu Reşat Başkanım siz de başlayalım. Ondan sonra Halil Hocam da buna bir ayrı bir yorum getirsin. Şimdi herkese en başta iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Nihat Hocam, sizin dediğiniz gibi ligin sonunda, son döneminde zorlu bir sürece gittik. Zorlu bir süreçte yaşanan tatsız olaylar deniliyor da aslında yaşanmamış ama bizim üzerimize uygulanan, yapılmak istenilen bir komploydu bu. Şimdi biz burada kulübümüz, bizim teknik heyetimiz, yani tek Ali Tandoğan hocamız ve kendi teknik heyetinde bulunan arkadaşlar, antrenörlerimiz, bunun yanında futbolcularımız hep birlikte bu zorluğu aşacağımıza inandık yönetici arkadaşlarla birlikte. Şimdi bu zor süreçte Urfa'nın da bizim yanımızda olması bizim için en büyük artılardan biriydi. Taraftarımızın takıma sahip çıkması, Urfalıların sahip çıkması, siyasetçilerimizin sahip çıkması. Bunun neticesinde Urfa Spor bu oynanan oyunu kısa bir sürede atlattı. Evet. Bunun yanında tabii devre arası olması münasebetiyle takımın kampa gittiği için kampta da çok güzel bir kamp süreci geçirdiler. Bu kamp sürecinin de güzel geçtiğini, iyi geçtiğini, futbolcuların, teknik heyetin, herkesin motivasyonunun olduğu ilk maçta çok güzel bir şekilde sahada hepimize yansıttılar ve biz bunları gördük. İnanıyoruz ki bu takım şu anki en son oynadığımız Niğde maçında oynanan oyunun daha üst, daha iyi seviyelerinde takım futbol olarak oynayabilecek kapasitede. Bundan sonraki maçlarımızda kulüp olarak, yönetici olarak, yani teknik heyet olarak, futbolcular olarak elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii bu arada çektiğimiz sıkıntılar, zorluklar illa olacak. Bu noktada da sizin dediğiniz gibi, yani takımın teşvikte hata olmasın, anası dediğimiz Ali Tandoğan hocamızın kulübe, bizlere her zaman için motivasyon anlamında çok büyük yardımı ve desteği olmuştur. Yani bu takımı şampiyon yapacağız. Bizim tek hedefimiz bu. İşte bunun için de gerekli çalışmaları biz yöneticiler olarak kendi yapmamız gereken görevleri yapıyoruz. Ali hocamız kendisi futbolcular üzerinde yapılan idmanlarda, çalışmalarda elinden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyor. Futbolcularımız zaten Niğde maçında kendilerinin yapabileceklerini, yaptıklarını gösterdiler. Buna inanıyoruz. Şimdi bizim amacımız Urfa Spor'u bu sene şampiyon etmek. Şampiyon olması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabii şimdi diyor ki insanın hayatın devam etmesi için yemek yemesi lazım. Yemek yerken bile çiğnemesi gerekiyor. Burada da sıkıntılar illa olacak kulüp içinde. Dışarıdan da dış etkenler de sonuçta bizim bir şeylere
ulaşmamızı, sahip olmamızı, kulübün bir yere gelmesini, illa dışarıdaki düşmanlarımız istemeyenler olacak. Bunlar da ellerinden gelen bütün çaba gayretleri gösterecekler. Ama biz inanıyoruz ki şu anda bizim yaptıklarımız kamuoyunda da, taraftarımızda da, Urfa halkında da herkesin gördüğü gibi şeffaf ve dürüst bir şekilde takımın iyi bir yerlere gelmesini istiyoruz. Ve bunun için de Sayın Bakanımız olsun, Sayın Valimiz olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, ilçe belediye başkanlarımız, siyasilerimiz olsun bu konuda desteklerini ellerinden geldiği kadar yapmaya çalışıyorlar. Desteklerini arttırmak için de ellerinden geldiğinden üzerinde bir gayret göstergesi içindeler. Şu anda sizin dediğiniz gibi bazı sıkıntılarımız var. İnşallah bunları da aşacağız. Bunların içinde bir problem de tahtamız kapalı biliyorsunuz. Transfer yasağı var. Şu an mevcutta bazı futbolcularla anlaşmamız var. İşte bu tahtaya olan borcumuz yaklaşık olarak bizim 4 milyon civarında bir bedel ödenmesi gerekiyor. Eğer biz bu bedeli bu hafta sonuna kadar, yani cuma gününe kadar sorunu çözmüş olursak, mevcutta yapmış olduğumuz transferlerin hepsinin lisansları çıkacak. Lisansları çıktığı zaman takım daha güçlü olacak. Takımın güçlenmesi demek şampiyonluğa bir adım daha yakın olmak demek. Bizim yani şu andaki tek hedefimiz, tek isteğimiz bu. Bunun için de biz yönetici olarak elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Bunun yanında işte bakanımız şu an sağ olsunlar gerekli yardımlarda bulunmak için çaba gösteriyor. Valimiz, Sayın Valimiz, Şanlıurfa Valimiz, ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız. Ama tabii burada bir sezon başında kulübe verilen sözler vardı. Bu sözlerin bir kısmı yerine getirildi, bir kısmı daha tamamlanmadı. Yani bunlar da tamamlanırsa inanıyorum ki şu an önümüzdeki en büyük sıkıntısı bu. Sıkıntımız tahtanın kapalı olması. Bunu da aşacağımıza inanıyoruz. Evet. Bu sıkıntıyı aştıktan sonra bu takımın şampiyon olmaması için artık bir sebep kalmıyor. Evet. Yani şimdi ben soru başlıklarımın aslında siz böyle kısaca bir yaptığınız analizin içinde benim soru başlıklarım evet. da vardı. Araya girip müdahale etmeyeyim, konuyu dağıtmayayım diye tekrar o sorulara evet. burada soracağımız sorularla geleceğiz. Metin hocamın da bu arada soruları olursa onu da size iletiriz. Ben Halil Bey'e bir de aynı soruyu sorayım. Şimdi beklenti olarak beklentinin üstünde bir tabloyla karşılaştık. Tabii güzel bir tablo. Herkesin hoşuna giden, herkesi mutlu eden ve bunun yansıması önümüzdeki günlerde seyirciye daha artarak devam eden, biraz daha inanmışlık, biraz daha birliktelik. Ali Tan Doğan hocam olsun, sizler olun. Büyük bir özveri gösterip, yani Urfa Spor'un bulunduğu durum şu an itibariyle Reşat Başkanım da söyledi. Ben geçen programlarda da söyledim. Ağır bir deprem yaşadı. Deprem oldu, bitti. Depremden sonraki artçı depremlerin maliyetini iyi hesaplamamız lazım. Elhamdülillah artçı depremlerin şiddeti öyle beklediğimiz gibi çıkmadı. Yani ben daha hararetli, daha şiddetli, daha yıkıcı bazı olayların yaşanabileceği yani hem bende hem kamuoyunda vardı. Yani çok şükür böyle bir tablodan çıktık. Böyle inanmış, böyle birlikteliği olan bir takım. Sahada güzel mücadele ettiler, güzel futbol oynadılar, güzel skora imza attılar. İnşallah bunun devamı da gelecek. Bir devre arasını, bir de bu son olayları bir kısaca siz yorumlasanız Halil Bey. Şimdi ciddi anlamda evet bir deprem yaşatmaya çalışıldı Urfa'da. Doğru, anne babadan güç alır. Baba güçlüyse anne daha iyi evi evirir, evet. çevirir, idare eder. Bizim başkanımız güçlü bu konuda. İradeli ve hedefleri olan bir insan. Yani ben bu işi neyim olursa olsun bu düştüğü yerden kaldıracağım diyor. Bunu taraftarıyla konuşuyor, bunu sporcusuyla konuşuyor, teknik heyetiyle konuşuyor. Dolayısıyla inanmış bir başkan ekibi de inanmak zorunda. Evet. Biz hepimiz inandık, inanıyoruz ama bunu yaparken de parayla olduğunu unutmamak lazım. Urfa Spor futbol büyük bir sektör. Verdik diyorlar, doğru verdikleri peki paralar ben şurada, var. Peki ben şurada araya gireyim. Aynı zamanda Reşat Hocam da sizinle birlikte araya girip cevap verebilir. Şimdi ekonomiyle, parayla dönen bir hadisede bu kadar sıkıntı, kıskacın içinde bu takımı nasıl böyle muhafaza ettiniz? Nasıl bu psikolojik olarak bu seviyede tuttunuz? Yani benim anladığım kadarıyla herhalde arkadaşların da hocanın da, futbolcu arkadaşların da
ciddi anlamda parasal çıkmazları vardır. Hani biz deriz ya hep profesyonel. Bunların yarısı hala amatör ruh mu acaba? Bu arkadaşların. Veya yani hocamın. Başkanlarına inanıyorlar bir defa. Onu evet. söyleyeyim. Urfa Spor marka bir şehrin takımı. Yani biliyorlar kimsenin Urfa Spor'da hakkı hukuk kalmaz. Başkan da bu konuda ciddi anlamda ben biliyorum kredi çekip bu sporculara, hocaya teknik anlamda para ödediğini biliyorum. Bu başkan bunu şahsi nereye kadar götürebilir? Yani bununla ilgili biz sayın valimizle, belediye başkanlarımızla görüştük. Onlar da bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. En kısa sürede de bu tahtayı açacağız Allah'ın izniyle. Evet. Açarsak Urfa Spor'un şampiyon olması için de hiçbir engel kalmıyor artık. Yani bütün taşlar yerine oturdu. Evet. Bugünkü bu tablo diyorsunuz. Evet. Fay kırığı may kırığı kalmadı artık. Şimdi Nihat Hocam, şimdi biz başkanımız olsun, yönetici arkadaşlar olsun. Şimdi tabii futbol şube sorumlumuz, başkanımız birinci derece futbolcularla ve teknik heyette muhatap olan insanlar. Şimdi bazı yerlerde biz aslında Urfa Spor'u kendi ticaretimiz gibi yönetme mantığıyla. Yani ticaretinizde bir insana, ticaret yaptığınız insana söz verirsiniz. Sözün yanında belki ilk defa yapıyorsanız bir evrak, bir çek vesaire. Evet. Şimdi biz burada yöneticiler olarak, başkanımız olarak yapabileceğimizin sözünü ve taahhüdünü verdik. Teknik heyet içinde bu, futbolcular içinde bu. Evet hocam. Şimdi ya işte siz bu maça çıkın, işte biz bir dahaki maça kadar işte sizin sıkıntılarınızı, problemlerinizi çözeceğiz diye hiçbir zaman için bir mantıklı bir konuşmamız olmadı. Yani biz Urfa Spor'un futbolcususunuz. 2 milyonluk şehrin takımının futbolcususunuz. Bizim buradaki tek hedefimiz, tek amacımız Şanlıurfa Spor'un şampiyon olması. Siz iyi sonuçlar alırsanız Urfa'daki, Urfa'nın gelir olarak iş adamları olsun, bürokratı olsun, siyasetçisi olsun, bakanımız olsun, Urfa Spor'a her türlü desteği vereceklerine bizim inancımız tam olduğunu söyledik. Siz de bu bizim inancımızın yanında sizin de inanmanızı istedik. Siz inandığınız zaman başarıyı elde edersiniz. Başarıyı elde ettiğiniz zaman siz kazanırsınız. Ben burada yani siz konuyu açtınız, söylediniz diye sorularımın içinde var. Evet. Tam da yeri gelmiş. Yani iki defadır tekrar ediyorsunuz diye ilerleyen dakikalarda sormayı düşünüyordum. Bu arada onu da sorayım. Şimdi sezon başından beri biraz evvel zikrettiğiniz zihniyet, bürokrasi olsun, vekillerimiz olsun, sayın bakanımız olsun. Yani böyle bir tam inanç konusunda biraz veya kamuoyunda öyle görünüyor. Kamuoyunun ağzıyla konuşuyorum ben. Yani geçmişte Urfa Spor'a verilen desteğin, sağlanan imkanların, yani geçmişin günah keçisi sanki sizmişsiniz gibi, bir de üstüne bu başkanın bu hadisesi gelene kadar, bu anlamda yani artık biraz sesli düşünmemiz gerektiğine ben inanan insanlardan biriyim. Tabii siz bulunduğunuz makam mevki itibariyle biraz daha onur edici, biraz daha yapıcı, biraz daha toparlayıcı beyanlarda bulunmak zorundasınız. Ama kamuoyunda şöyle bir kanaat var. Ben Emin Başkan'ı konuk ettiğimde de söyledim. Giray Başkan'a da söyledim. Hatta şöyle bir espri yaptım. Ya başkan buradan söyle ben hoşum ya. Evet. Yani, geçen programda da mevzu. Yani şimdi bir'e göre de öyle bir adam. Çok doğal, çok harbi bir adam. Yani şimdi o ön yargıyı kıramadık bir türlü. Yani yönetimden ziyade Emin Başkan'a karşı hafiften bir ön yargı var. O ön yargıyı kıramadık bir türlü. Bütün bu olumsuzluklara, 5 senenin bütün yükü, handikapı bu insanın üstünde geçmiş. 5 senenin bütün borç yükünü bir şekilde üstünden def etmek için bu kadar mücadele eden, bir de böyle ağır bir ceza almış bir insan. Bütün bunlara rağmen dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Buna rağmen ben bırakmıyorum, ben dimdik ayaktayım diyor. Göz önünde olmamasına rağmen paylaşımda şöyle bir yazı yazmıştım. Protokol yetim siz. Yani evet. Şimdi maça giremeyen bir başkan, imza atamayan bir başkan, soyunma odasına giremeyen bir başkan. Buna rağmen Urfa Spor'un arkasında duruyorum. Bakın biraz evvel kuliste şimdi konuştuk, siz de biraz evvel paylaştınız. En son bu hafta içinde gelen Ricky Van Haren, Bakari Soru, Cicero. Evet. Bunlardan taktiğe yansıyan para 2 trilyon, 2,5 trilyon. Evet. Geçen hafta açılmış olsaydı belki, belki bunların yansıması da bir zaman alırdı. Urfa Spor'u bir müddet daha bir rahat nefes aldırırdı. Şimdi bu kamuoyunda oluşan bu kanaat doğru mu değil mi? Gerçi ben biraz daha söyledim, sizin
Bu konuda biraz radikal konuşmanız belki biraz etik olmayabilir. Ama ben kanaatimi söyleyeyim. Bürokrasi olsun, siyaset olsun, geçmiş yönetimlere, geçmiş derken son 4 yıldaki yönetime tanıdıkları toleransın çok çok asgarisini bence bu yönetime tanıdılar. Veya en son bu hadisede, başkanın hadisesinde sesli bir şekilde kimse başkanın yanında durmadı. Ben yanlış mıyım, değil miyim? Buyurun. Şimdi Nihat Hocam, sizin dediğiniz doğru. Bazı sıkıntılar çekmediğimiz, zorluklardan boğuşmadığımız desek yalan olur. Şimdi Başkan Bey'in tabii kamuoyunda bir kendini işte kabullendirmek gibi şey değil. Başkanın yapısı, ben yaptıklarımla var olurum, yapmadıklarım varsa çekerim giderim mantığında olan bir insan. Normal iş hayatında da böyle bir insan. Şimdi Urfa Spor'un sizin dediğiniz gibi en önemli olayı, şimdi 5 yıldır Urfa Spor'a çok büyük destekler oldu. Yani bunların içinde ben yönetimde olmadan önce de destek vermiş olan bir insanım. Yani belki Urfa'da sayıda bir rakama civarında bir destek olmuş bir insan olduğum için söylüyorum. Şimdi insanların kafasında bu var. Yani biz görüştüğümüz zaman bunu bürokraside de görüyoruz. Yani insanlar belki bize birebir dile getirmiyor ama kendi içinden, beyninden, aklından geçiriyor, yüzünden anlıyorsunuz. Ya işte Urfa Spor'a destek olunsa da olunmasa da Urfa Spor buradadır. Yani şampiyon olacağına kimse inanmıyor. Çünkü neden? Zamanında Urfa Spor'a çok büyük bedeller verilmiş. Verilen bu bedeller, yargılamasını yapmayayım da, doğru yerde, yanlış yerde kullanılmış, bu paralar, bu bedeller harcanmış. Şu anda insanlar hani diyor ki sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer mantığı gibi. Şimdi biz de bu dönemde bu dediğin sıkıntıları çekiyoruz. Tabii bunun yanında bir de ne var? Şimdi bizim siyasetçimiz ve bürokratımız, şimdi Urfa Spor biliyorsunuz PTT Ligi'nden 2. Lig'e düştü. Evet. Şimdi burada özel sektörlerdeki bazı şeylerin arayışı zor oluyor. Yani insanlar şimdi PTT Ligi'nde işte TRT kanalı veriyor vesaire, diğer spor kanalları işte canlı yayın veriyor. Burada reklam verip bu takıma destek olma noktasında daha büyük avantajları var. Bunun yanında federasyon gelirleri biliyorsunuz çok yüksek. Yani şu anda PTT Ligi'nde olsaydık yaklaşık olarak Şanlıurfa Spor'un bir yıllık geliri 20 milyon civarı olacak. Zaten 20 milyon gibi bir geliri olsa bu takımın, evet, aynı zamanda yani takım kendi kendisinin döngüsü oluşturur. Kimseye muhtaçiyeti olmaz. Bunun yanında Urfa Spor olarak kurulduğundan beri sadece eski stadın yerinde biliyorsunuz mevcutta bir Urfa Spor'un hakkı olan bir dükkanlar vardı. Onun dışında Urfa Spor'un sabit akar bir geliri hiçbir zaman için olmamış. Yani biraz böyle söyleyeyim, yani taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışmışız hep. Şimdi akarı olmayan bir yerin tarlası kurumaya mahkumdur. Aynen. Şimdi siz örnek verelim, yağmur yağmadı, işte dediniz benim ağacım var, ben su vereyim. Ya bunu bir yere kadar verirsiniz. Urfa Spor için de yağmur gücünüz duası bitti. Çok. İşte yağmur duası kimde olacak? Şimdi yağmur duası olması için, şimdi biz bazı şehir takımlarında, bazı dışarıdaki illerin takımlarında, işte burada ne yapıyoruz? Tabii burada en büyük destekçi aslında belediyelerin olması lazım. Özellikle mesela büyük şehrimize çok iş düşüyor. Mesela örnek verelim, Balıkesir Belediyesi, şimdi park alanlarını, bu bizim şu anda cadde ve sokaklardaki, bulvardaki park yerlerini. Şu anda mesela diyelim ki belli bir kısmını Bandırma Spor'a, belli bir kısmını Balıkesir Spor'a. Mesela buna doğrudan bir gelir var. Bunun yanında sosyal tesisler verilmiş. İşte düğün salonları vesaire. Şimdi bizim Urfa Spor'un akar bir geliri yok. İstanbul'dan bir geçen programda bir arkadaş mesaj attı. Bandırma vapuruna bindim diyor İstanbul'a gitmek için. Bandırma Spor'a teberruk. Aynı. Kardeşim ben Urfalıyım, Bandırma Spor'a demiş. Niye teberruk? Mecbur abi. Feribota bindikten sonra vereceksin. Vereceksin. Aylık 1 milyon 200 bin net geliri olan bir, evet, grup. Bana şimdi evet, biz burada aylık 1000 lira geliri olmayan bir takımız. Sabit geliri. Şimdi bunun yanında da nasıl eskiden o kadar destek olunduysa, o verilen destekten sonra eskinin sıkıntılarının hepsi bu dönemde bizim üzerimize kaldı. Evet. Şu ana kadar bu tahtayla beraber geçmişe dönük ödenecek bedel 8 milyon küsür. Bakın 8 milyondan bahsediyoruz. Yani bu 800 bin, 80 bin değil. Şimdi bu borç belki normalde 1 milyon 500 bin de zamanda kapatılabilecek. Belki o kadar da değil de ben fazla söylüyorum diyorum, eksik olmasın. 8 milyon bedel ödüyoruz. Bu 8 milyon bedeli ne şu anki yönetici, ne eskisi, ne de gelecek olan. Bunu Urfa Spor ödüyor. Şimdi Urfa Spor
Bugünkü yönetim içinde, geçmiş yönetim içinde, gelecek yönetim içinde kimsenin kendi babasının malı değil. Ha burada nedir? Siz iyi yönetirseniz Urfaspor başarılı olur. Başarıyı da elde eder. Ama siz dediğiniz zaman ya benden sonraki ne yaparsa yapsın mantığıyla. Hani bu neye benziyor? Şimdi adamın burada şimdi bizi yönet, bizler de yöneteceğiz. Şimdi bizim burada bu kulübü iyi yönetirsek arkamızdan Urfalıların dediği gibi hoş bir seda bırakırsak ne mutlu bize. Evet. Ama iyi yönetmesek, bu sorumluluğu, bu bilinci üstlendiğimiz zaman yani damarımızdaki kanda hissetmesek o zaman bir anlamı yok. Evet. Ben şimdi geldim kulübü, başkanımız örnek verelim Halil Bey de söyledi. Ya gerçekten normalinde giyilen gömlek ateş değil de lavdan bir gömlek. Yani bunu samimiyetimden söylüyorum ve biz bir sıkıntı yaşıyoruz. Diyoruz tamam hadi bundan sonra inşallah belki sıkıntı olmayacak. Rahatlama dönemine gireceğiz. Hemen arkasından sanki ayarlasanız böyle denkleme arkasından değil tık bir şey geliyor. Tık bir şey geliyor. Evet. Mesela siz şeye değindiniz. Başkan Bey'in örnek verelim. Federasyondan verilen ceza. Ya biz sezon sonu biliyorsunuz bu işte Gaziantepspor, işte Manisa Spor vesaire diğer takımlardan şike olayı vardı. Mesela bununla ilgili tabeleri vesaire şikayetimizi federasyona dile getirdik. Bu şikayetimiz 6 ayda sonuçlanmadı. Başkan Bey'in bu olayı 10 günde. 10. 10 günde. Geçen programda yani federasyonun o zaman iş yoğunluğu daha fazlaydı şimdi az mı acaba? Ve verilen ceza yani direkt ben kardeşim biz seni istemiyoruz. Yani bizim de içimizde bu var. Disiplin kuruluğunda karşılığı olmayan bir ceza. Aynen. Evet. Ve ben ikinci bölüme, üçüncü bölüme geçende Halil Bey ile isterseniz başlayalım. Tabii. Başkan. Başkan. Karla abi de yeni geldi biraz acık şimdi sizin hareketleri yapıyor. Üçüncü bölümde ağırlığını Halil Bey sonuçta STK başkanıdır aynı zamanda. Şimdi Karla abinin muhtar olması hasabıyla muhtarlar dernek başkanı evet. olması hasabıyla herkes kendisini tanıyor. Ama yönetimde son anda işte dedi ben de buradayım. Hani Allah razı olsun. Kendisi oradan kendini olabilir. Tanıtmadan programa girdi. Şimdi evler belki bir sürü insan bilmiyor da. Halil abi son dönemde istifa eden bir yönetici arkadaşımızın yerine yönetim kurulunda görev aldı. Hem yönetim kurulundaki aktivitesini o şekil başlayalım. Hem de Reşat Başkanım'ın bu son cümlelerine istinaden soruyu oradan ikinci bölümü oradan başlayalım. Şimdi yapılmak istenen dedim ya siz sorumlu makamdaki insanlar biraz daha laflarını tartıp düzenleyip konuşmak zorunda ama biz yorumcu otorite olarak biz doğru bildiklerimizi söylemesek her işin bana göre bir namusu vardır. Bizim namusumuz da bu işin namusu da doğru haber yapmaktır. Eğer doğru haber yapmayıp sırf birilerine şirin olmak için yalakalık yapmaksa bana göre o bu işin namussuzluğudur. O anlamda ben mesleğime yaptığım işe sadık ve namuslu bir insan olarak olması gereken, sorulması gereken her soruyu sorarım. Konuğum kim olursa olsun. Reşat Başkanım'ın cümlelerini tamamlama adına planlı bir şekilde Emniyetin Başkanı'na bir linç var. Kim ne derse desin. Doğru. Emniyetin Başkanı'nın buradan uzaklaştırılması yönünde kendisinin de bir duruşu var. Bir duruş sergiliyor. Ve bundan sonra eğer ceza bir şekilde pasifize edilip iptal edilmezse ömür boyu bu işi yapmayacak artık. Yapma şansı olmayacak bir insan. Buna rağmen bırakmıyorsa 7-8 trilyondan bahsediyor ki manyak bir para Urfa Spor gibi şöyle bir konumdaki Urfa Spor için bıraktı diyelim. Sorum da aynı zamanda bu olacak. Bıraktı. Ne olur Urfa Spor? Urfa Spor ne olur? Kayyuma gider. Ya belediyeye teslim edilir ya valiye teslim edilir. Geçmişte biz bunu yaşadık. Benim oynadığım dönemde de yaşadık. Bir memuru atarlar. Hiçbir vali, hiçbir siyasetçi, hiçbir bürokrat en kolayına giderler. Ya bırakın gideceği yere kadar gelsin yeniden yapılandırız gibilerinden sohbetler yaparlar. Eğer biz bu borç yapısıyla şampiyonluk olursa Nur Alan Nur da bu borç yapısıyla bu borcu minimize edebilirsek veya bunu çevrilebilir hale getirebilirsek kongreye kadar biz bu kulübü yönetilebilir bir kulüp halinde teslim edersek bana göre Emin Başkan ve yönetimindekilerin heykeli dikilecek insanlardır. Bu soruyla Halil Bey ile ikinci, üçüncü bölüme başlayalım. Bir 3-4.
Evet sevgili izleyiciler, Halil Hocam reklama girerken söyledik. İbrahim Halil Hak'tan Kaçmaz'ı renkli bir isim. Urfa'da evet. Bayağı bir kitle tanıyor. Yönetimsel anlamda İbrahim Halil Hak'tan Kaçmaz kimdir? Sorum da Urfa Spor kapanırsa Urfa Spor'u bekleyen tehlikeler nedir? Kısaca buna bir değin isterseniz. Şimdi Emin Başkan'ın gitmesini istiyorlar diye doğrudur gitmesini isteyenler önce var. Önce yönetimdeki görevinizi söyleyin. Önce yönetimde ben Şanlıurfa Spor'da gene sekreterle görevini Reşat Bey'den aldım. Görevini aldım ondan. Yer değişikliği yaptı. Yer değişikliği yaptı. Salef Moli, Salef Moli. Ben... Ya büyüğümüzdür sonuçta o iş makam da olmaz. Sonradan gelen şey mi olur? Birbirine devrildiğinde değil ya. Salef Moli. Salef. Salef ben Salef oldum. Ciddi anlamda bir yönetim uyumluluğumuz var şu anda. Yani bir sanki aynı ananın aynı babanın çocukları gibi hareket ediyoruz. Çünkü amacımız bir, hedefimiz bir. Başkan dediğim gibi başkanın gitmesini istiyorlar. Doğrudur. Gitmesini istemelerin tek nedeni işte o müfettişleri Urfa'ya çağırması, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması. Bu birçok kesimi rahatsız etti. Dolayısıyla Emin Başkan giderse bunların hepsinin kapanacağını zannediyorlar ama bu işin biz sürekli ve daim peşinde olacağını söylüyoruz. Çünkü Urfa'yız ve Urfa Spor'un neferiyiz öyle diyeyim. Yani biz bugün yöneticiyiz, dün yoktuk. Belki yarın da olmayacağız. Ama ben yine tribünde olacağım. Evet. Allah'ın izniyle. Başkan'a bu konuda ciddi anlamda Urfalı sahiplendi. Evet. Taraftar Urfa'yı sevenler sahiplendi. Ama Urfa Spor'un düşmanları çok fazlaymış. Ben içine girince daha bunu net gördüm. Maalesef, yani maalesef. Ben bu kadar Urfa Spor'un düşmanı olduğunu bilmiyordum ama çok büyük düşmanları var. Urfa Spor başarılı olmasın, bizim başarımızı gölgelemesin diye Emin Başkan'ı yemeye çalışıyorlar. Şu anda Urfa Spor ciddi anlamda iyi yönetiliyor ve başarılı bir futbol takımı var. Burada araya gireyim, hani başarısızlığını istiyorlar da. Yani şu anda Şanlıurfa Spor bu durumdan çıksa bile yine aynı yere TFF 1. Lig'e çıkacak. Evet. Yani onların başarısını gölge edecek bir şey yok ortada. Ben onlar öyle düşünüyorlar. Onlar düşürdüler. Biz bunlar çıkartırsa bizim şeyimiz ortaya çıkar diyorlar. Dolayısıyla Şanlıurfa Spor iyi yolda. Yani belki 2 yıl sonra Urfa Spor'un iskeleti Urfalılardan oluşacak. Ali Hoca'nın öyle bir özelliği de var. Şu anda Urfa'dan altyapıdan 5 tane topçumuz şu anda ikisi takımda, üçünü de biz şeye kiraya verdik. Evet. 9 tane topçu gönderdi başkan. Daha önceden hiçbiri muhatap bulamıyormuş yönetimden. Giderken işte sözleşmesini feshetsin. Cicero gibi, Hero gibi 70 bin euro alacağını şu anda biz 500 bin dolar euro olarak ödüyoruz. Halbuki burada muhatap bulabilseydi ki adamlar öyle diyor. Biz muhatap bulamadık. Onun için FIFA'ya verdik diyorlar. FIFA'ya vermemiş olsaydı 70 bin Euro'dan bu işi bitirmiş olacaktı. Biz 9 tane topçu gönderdik. 9'un da feshinamesine gittik. Noterden anlaştık. Hiçbir 5 kuruş da para vermeden hepsini gönderdik. Yani yarın onların hiçbiri bizi ne mahkemeye verebilir, ne FIFA'ya ne de UEFA'ya. Öyle değil mi başkanım? Tabii tabii. Yani ekstra bir beden ödemedik. Yani biz Urfa Spor'un menfaatlerini korumak adına her türlü şeyi yapıyoruz. Onu bilin. Bu süreçte de Urfa Spor'u iyi günler bekliyor, onu söyleyeyim size. Yani biz bir Süper Lig'e de, yani ki FETÖ'te Lig'e de çıksak. Bu kara propaganda yapan zihniyet amacına ulaştı. Emin Başkan da ben yokum dedi. Yani sizce Urfa Spor'un akıbeti ne olur? Var mı öyle bir babayı git bu süreci çevirecek? Yani bence öyle bir babayı git çıkacağını düşünmüyorum. Varsa da sırf yani bulmuşsunuz, gibi bu süreci durdurmak bir... için var. Urfa Spor'u şampiyon etmek için değil. Yani gelip bu müfettişlerin soruşturma sürecini durdurmak amaçlıdır. Onu söyleyeyim size. Evet. Kesin kim gelirse bilir ki onun için geliyor. Kimsenin Urfa Spor'un başarısını istemediğini ben dedim ya çoğu yakından dışarıdan çok net gördüm. Tribünden geliyordum. İşte bunu niye oynatmadılar, bunu niye almadılar rahat diyebiliyordum. Ama işine girince niye alınmadığını, niye yapılmadığını daha net görmeye başladım. Evet. Ben burada bir dize de yazmışım ama belki bize kızarlar diye detayına, ekine girmiyorum. Ama Urfa Spor'u bu hale getiren, bu borç yapısına, oluşmasına sebep olan yöneticilerden, Fethi Başkan'dan bir şiir şeklinde yazmışım ama belki biraz tepki çekeriz, belki biraz televizyon ceza alır, belki beni biraz mahkemeye verirler.
Sebep olanlar isimlerini zikredeyim en azından. Fethi Başkan, Maruf, Güneş, Kırmızı Kardeşler, İsmail Bağban. Her ne kadar Emin Yetim de bunların içinde olsa, kendisi burada Reisi Cumhur'un dediği gibi diyor, Rabbim beni affetsin, kandırdılar beni. Emin Yetim Başkan da diyor, ben işin içindeydim, işin havasındaydım diyor. Yani adımız var ama kendimiz yoktuk. Kendimiz yoktuk diyor. Ne üstlerde ne dönüyordu, ne yapılıyordu bir bilgimiz de yok. O samimiyetine biz inanıyoruz Emin Başkan, ama yönetimde aktif rol oynayan bu son 4 yılda bu arkadaşlarımız kulübü 100 küsür trilyon borç yapı oluşmasına, borç oluşmasına sebebiyet verdiler. Toplum vicdanında da, kamu vicdanında da, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda da bunların hesabı muhakkak vardır. Evet. Kendi şirketlerini böyle yönetmediklerine göre neticede Urfa Spor vakıftır, beytülmaldır. Aynen. Onun için bunun hesabı vebali çok ağır, çoktur, büyüktür diye düşünüyorum. Şimdi biraz el Halil Hocam da söyledi. Halil Hocam diyen beraber top oynamıştık oradan. Doğrudur. Biraz da dilimiz hocaya alışmış. 9 futbolcu dedi gitti. Evet. Başak Başkanım. Gelen 4+1, biri hazır, 4 tanesi yok, daha gelmemiş. Burada hepsi ya. Futbolcularımız burada da tabii, yani, aktif tabii değil, lisans yani olarak yani, sağlıklı. Lisans olarak hazır değil. İnşallah bu tahta açılırsa yani onlarla. 9 tane gitti. Takımın iskeleti bozulmadı. Biraz evvel yine Haluk Hocam söyledi, dedi 9'una da sözleşmesine, fesihnamesine imza attırdık. İleride kulübe herhangi bir borç yapısı oluşmasın diye muhatap bulamıyorlardı. Dedi biz o konuda yönetici olarak üstümüze düşeni fazlasıyla. Bunları da federasyona da bildirdik. Ha, federasyona yani da bildirmiş. Bunları bildirdik, evet. Bunların tabii hiçbir ücret de ödemedik dediniz. Kalsalardı bunların bir de maliyeti vardı. Tabii. Bu mali külfetten de kurtulduk. Tabii en önemli soru. 9 futbolcu gitmesine rağmen 4+1, bir tanesi hazır, 4 tane de inşallah hazır olur. 5 tane geldi. Yani aslında kulübe bir ekonomik yük de, yani ciddi gelmedi anlamda bir ekonomik yük de gelmedi. Kulübün biraz evvel hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Kulübün veya sizin en büyük sıkıntınız geçmiş yönetimlerden kalan o bak ekonomik yani handikap. Biraz evvel detaya isterseniz girin Reşat Başkanım. Biz borcu 2,5 trilyon biliyorduk tahtanın. Şimdi 4-5 trilyondan bahsediyorsunuz. Şimdi isterseniz ben evet böyle yapalım. Evet. Şimdi ilk başta giden futbolcuları söyleyeyim. Yani 9 tane futbolcumuzu biz feshettik. Evet. Sözleşmeden tek taraflı. Bunların belgelerini alıp federasyonu. Rıdvan Bingöl. Evet. Oğuzhan Acar. Bunun Rıdvan Bingöl ve Oğuzhan Acar'ı biz Karaköprü Belediyespor'a verdik kiralık olarak. Okan Şahingöz Kahramanmaraş Spor'a kiralık verdik. Abdülkadir Yıldız Erok Spor. Tolgahan Erbay Silivri Spor'a gitti. Emircan Sayar Erzincan Spor'a gitti. Erhan Yılmaz Almanya'ya gitti. Zaten kendisi ailesi, onun ailevi problemleri vardı. Ondan dolayı mi? Mert Çançam zaten bizden tek, biliyorsunuz o tek taraflı kendileri feshi yaptı. Zaten Bandırma Spor'a transfer oldu. Fatih Kaldan Boş'ta şu anda tek taraflı feshi işlemini yapmışız. Şu anda bizde şu an Fethiye Spor'la anlaştı diyebiliriz. Yani bizde en son bilgi bu. Tabii bizden gittikten sonra hani doğrudur. Oraya da gitmiş Fethiye olabilir. Fethiye Spor'la anlaştı. Fevzi Özkan şu anda zaten lisansı çıkarılmış o. Bizim zaten boştaydı Fevzi Özkan. Bizim Urfalı hemşehrimiz, orta saha futbolcusu. Sercan Kaya Adana Spor'dan, Yasin Ozan Denizli Spor'dan, Mehmet Albayrak Hatay Spor'dan, İsmail Güven Konya'dan kiralık olarak. Buradan zaten Fevzi Özkan ve Sercan Kaya orta saha. Ondan sonra Yasin, Ozan ve Mehmet Albayrak da biliyorsunuz forvet futbolcuları. Şu anda da mevcutta 18 tane bizim eski futbolcumuz sözleşmesi devam eden. Şimdi burada Nihat Hocam hoş bir konuya değindi. Yani biz şimdi kulübü şirketimiz gibi derken, şirket derken kendi malımız gibi değil. Zihniyet olarak yani şirketimizin yönetilme sistemi yani. Böyle söyleyeyim yani bizim menfaatimizi nasıl kendi menfaatimizi düşünüyorsa Urfa Spor'un da menfaatini aynen bizim menfaatimiz gibi düşünüyor. Şimdi bu futbolcular gönderilmeye de bilirdi. Tabii yani biz bunu kulak arkası etseydik veya yani ikinci derecede sadece her birinin maliyeti 100 lira olsa bitirdim. Bitti. 200. Ve bunların da tam bir katma değeri yok gibi hemen hemen. Katma değeri ya da bunun dediğiniz futbolcu gibi sadece yani belirlen bedel değil. Evet. Yani bu futbolcunun örnek verelim işte primidir.
evet. uçağıdır. Ya en asgari bakıyorum yani, 100 lira olsa bitirdim. Şimdi bir de bunun yanında bunlar da oturup anlaşılmadan ya bugün için biz bunların mevcut içerideki hakları değil de örnek vermeyelim de işte ya gitsin bizden sonra kim gelirse ne yaparsa yapsın zihniyetinde olsaydık. Biz zaten sıkıntıdayız. Biz mevcutun parasını ödeyelim. Mevcutu hele bir tutalım. Ondan sonra bunlar. Bizde o zihniyet yok işte. Bunların da yarın Urfa Spor'a çok büyük faturaları çıkardı. Yani bugün bizden için... Bizden sonra tufan demedik. Ya, yani bugün yani. İçin çözüm üretmek, günü atlatalım. Hele bugün bir şekilde bir şeyi çözdük. Yarına da Allah Kerim'den çıkarsa karşına onu da bir gün sonrasına atar. Mantığıyla bir yönetimimiz olmadı. Şimdi bizim mevcutta 1.385.000 yani 1.400.000 diyelim ve bunun yanında bakaya sorunun 98.000 euro artı faiziyle birlikte 2.5 milyon civarında bir ödememiz vardı. Sonradan 52.500 artı 257.500 bunlar faize hariç dediğimiz yani bunlar artı bir de faizlere binecek. Toplamda 310.000 euro Ricky Van Haren'den geldi. Bu da geçen hafta geldi. Çarşamba günü. 1.5 trilyon. Ricky Van Haren 1.5 maç oynadı bizde. Toplam biz baktık yani işte ha bu belki o gün için 20.000-30.000 euroya hal olup anlaşma sağlanıp gönderilebilecek bir şekildeydi. İşte sonuçta başkan bunlardan hepsinden bu Ricky Van Haren avukatıyla görüştük. Biz muhatap bulamadık dediler. İşte, evet. Bulsaydı. Şimdi adam aynen Halil Başkan'ın söylediği gibi yani şimdi burada insanlara işte aradıkları zaman cevap vermemek, örnek verelim size ulaşamaması sorunu çözmek değil. O gün için kurtuluş olabilir ama bugün için işte bizim karşımıza bu şekilde bir faturayla Urfa Spor'un karşısına çıktı. Yani bizim derken sonuçta gene bunu Urfa Spor ödüyor. Ha bugün için biz varız işte örnek veren bir başkası da olabilirdi. Bizim amacımız burada eski yönetimler vesaire arkadaşlar değil. Burada insanlar görev ve sorumluluklarını kendi beyinlerinde ha işte ben bu sorumluluğu, bu görev aldım. Şimdi biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki Emin Başkan önceki yönetimde de vardı ama işte bilmiyorduk, görmüyorduk. Görüntüydü evet. İşte olay buradan geldi. Ama biz bu yıl, en önemlisi bu yıl yaptığımız olayda biz dedik ya biz sorumluluk olan yerlerde sorumluluğunu bilen arkadaşlara görevlendirdik. Yönetim olarak da birleştik. Yönetim olarak mesela eskiden hani toplantı olurdu vesaire olurdu. Belki katılırdınız, belki katamazdı. Yani belki ikinci derecede. Ben kendim için de söylüyorum. Ben geçen yıl bu kadar aktif değildim Urfa Spor'da. Ama bu yıl sorumluluk noktasında sorumlu alma, yük omuzlarımıza bindiği zaman ha dedi ki tamam biz bu işi kendi işimiz gibi yapmamız lazım. Kendi işimizi nasıl yapıyorsak burada da sorunları birebir ele alıp sorunları birebir çözmemiz lazım. Yarın bugün biz eleştiriyorsak yarın gelen bizi eleştirmesin kardeşim. Eleştirebileceği bir nokta bırakmayalım. Şimdi biz 4 milyon. Şimdi 4 milyon çok büyük bir para. İşte biz de bu konuda Sayın Bakanımızla Başkanımız görüşüyor. Yönetim olarak beraber işte biz de kendisine destek veriyoruz. Sayın Valimiz de, Büyükşehir Belediye Başkanımız da. İnşallah biz bu hafta bunu çözmeyi umut ediyoruz. Çünkü Urfa kamuoyu da bunu merak ediyor. Yani bu açılacak mı, açılmayacak mı? Sorun çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Şimdi biz de sorulan sorulara somut bir cevap veremiyoruz. Şimdi ben çünkü şurada, netleşen bir şey şu ana kadar şurada, daha olmadı. Şurada şöyle gireyim. Evet. Süreç hassas. Yani biz olayları dışarıdan biraz daha çıplak gözle takip ediyoruz da. Süreç de hassas biliyoruz. Bu konuda fazla konuşmak da istemiyorsunuz. Yanlış bir cümle kullanılıp yanlış yerlere çekilebilir diye. Evet. Şimdi biz yaklaşık bundan 7-8 yıl evvel şu tribün orada yine Urfa Spor'a bir petrol verildi. Evet. Şimdi o yönetimin başında da belediye başkanı yardımcısı vardı. Şimdi biz hep diyoruz ki kalıcı gelir, kalıcı gelir. Şimdi belediye başkan yardımcısının olduğu bir başkan ismini söylemeyelim, zikretmeyelim. Döneminde eğer petrol satılıyorsa ve o zamanki gerekçe şu. Yani ekonomik anlamda çok sıkıntılı bir süreçteydik. Mecburi Urfa Spor'un kurtulması için bu yola başvurduk. Şimdi insanlar diyor ki kardeşim kalıcı gelir, bu yönetim de kalıcı gelir diyor. Ama bu yönetim de petrolü 49 yıllığına kiraya verme gibi bir girişim içinde bulunmuş. Şimdi bu o yönetimin o gün itibariyle söylediklerin ve ekonomik anlamdaki zorluğundan
Az mı bu yönetim? Yani bence bu yönetim onun 10 katı daha ekonomik kıskaç içinde. Aynen. Şimdi haliyle tabii adam kadarını söyleyeyim. Yani bunun bir şekilde kiriye verilmesi bu ekonomik anlamda bu çıkmazdan çıkmamızın tek sebebi. Başka bir yolu da yok gibi. Veya bakan beyin olsun veya siyasilerin olsun, STK'larımızda ben sürekli söylüyorum. STK'larımız elin kanarya seven dernekleri bizim STK'lardan daha aktiftir. O anlamda, yardım anlamında, organize anlamında, birliktelik anlamında. Yani görüken şekliyle galiba başka bir seçeneğimiz de yok. Sayın Bakanımız da tamam ben şuna işaret ettim, götürür fosforu 3 trilyon, 5 trilyon at. Öyle bir pozisyonda da değil, öyle bir çok siyasi derinliği olan bir insan da değil. Neticede Urfa'da doktorluk yapmış, siyaset yapmış, Ankara'da bürokrasinin içinde çok aktif bir insan da değil. Yani eğri oturup doğru konuşalım. Bence petrolden başka seçenek yok gibi. Yani bu hafta derken insanlar yani sormasak kendi kendimiz de çelişkiye gireriz. Belki bu biraz sıcak bakmıyorsunuz. Belki bu esna itibarıyla cevap verme şu an itibarıyla. Evet. Yani biz de sizin gibi düşünüyoruz. Yani keşke petrolü satmasaydık. Yani satmadan kiralamasaydık. Evet. Vermeseydik kalıcı gelir Urfa'da kalsaydı bu ekonomik sıkıntılar. Biz geçen hafta çarşamba onu satmış olsaydık. Bugün borcumuz yoktu, tahtamız açılmıştı. Reşat Başkan biraz evvel bir laf söyledi dedi. Evet. Ateş değil dedi. Eskiden lavdan dökümcülerin dedi. Şeyi fırını vardı, lav yanardı içinde. Vallahi öyle bir şey. Bizi lav fırının içine atmışlar dedi. Biz yani şimdi güzel bir örnek verdi. Yani şimdi Demirel'in dediği gibi kardeşim vardı da vermedik mi? Yani şimdi bir çözüm bulun yani getirin. Onun için diyorum nedir bu sessizlik yani? Şehirde hiç kimse konuşmuyor. Siyaset konuşmuyor. Bürokrasi konuşmuyor. Madem talip olmuş, o adamı zaten linç de ettiniz, ceza da verdiniz. Evet. Son Urfa Spor'a yapılacak en büyük kötülük adamın şah damarına basıp kaçırtmak. Kaçırtırsanız da bu takım amatöre gider kardeşim. Başka hiçbir yolu yok. Kim derse ben bu takımı bu dakika itibariyle kurtarırım, kaldırırım, hikaye anlatıyor. Yanlış mıyım başkanım? Zaten biz... Bu arada da kısaca bir petrole de değinin. Yani kamuoyu merak ediyor. Şimdi geçtiğimiz dönemde de biz işte ismini zikretmeyelim. Birilerine verdiler. Niye dedi Urfa Spor'un geleceğini birilerine peşkeş çektiler. Ama sonra baktık ki talipli bile çıkmamış o petrolü almak için. O ne değil ona kire verdiklerinde kimse gelip talipli bile olmamış. Bu dediğimiz şahsa da zoraki vermişler. İlla bunu al, bu borcumuzu gidermemiz lazım. Adama şeyden zoraki vermişler. Halı sahası vardı. Niye yönetici aldı dedik. Sonra baktık ki ona da talipli olmamış. Ona da zorla vermişler. Biz geçtiğimiz günde bu petrolü bizim bu petrolü çıkardığımızda talipli çıkmadı yani. Yani biz 1 milyon 510 bin lira verdiler. Biz onu 5 trilyona sattık. Bazı nedenlerden dolayı iptal ettik. Kısmet olursa biz yarın yani onu satışa çıkartacağız. İnşallah daha güzel bir fiyata bir hale olur. İnşallah gönlümüz diyor ki ona gitsin, yani 15'e gitsin. 15'e yani. Gitsin Urfa'nın bizim de. Şimdi aslında sizin dediğiniz bir nokta vardı. Şimdi Urfa Spor veya bütün kulüpler için konuşuyorum. Şimdi burada yönetici olduğunuz zaman, yani buradaki yöneticiler bu kulübün yöneticisi olduğu zaman bütün kulübün giderini karşılayacak diye bir sorumluluk almaz. Evet. Türkiye genelinde bu böyledir. Bu bizim büyük takımlarda da böyledir. Şu an amatörde oynayan takımlar için aynı. Şimdi maalesef insanlar bunu böyle algılıyor. Ya işte kulübün yöneticisi, işte sonuçta başkanı, yönetim kurulu niye bu borçları ödüyor? Evet. Şimdi kulübün yöneticisi ve yönetim kurulu kulüp yönetime girmeden önce bir bütçe açıklanır. Bu bütçe açıklanmasında yöneticilerin vereceği bedel, siz daha iyi biliyorsunuz yani bunu. Ondan sonra dışarıdan gelecek olan gelirler vesaire bunlar belirtilir. Şimdi kulüp yöneticisi bedelin kümülatifini yüklenecek diye bir mantık yok. Veya örnek verelim hiçbir şey vermeyecek diye bir şey yok. Şimdi kulüp yöneticisi zorda olduğu zaman elini cebine koyar verir. Yeri gelir ödeyeceği vereceği bedelin fazlasını verir, borca verir. Sonradan yani o noktada finansman noktasına yardımcı olur. Ama bizde şimdi bunu insanlarımız, halkımız bazen yanlış olur. Şimdi biz bunun araştırmasını da yaptık. Şu an kulüp yönetimi olarak yöneticilerin verdiği para 4 milyon 300 bin. Bizim kulübün yöneticileri. Şu ana kadar geçmiş yönetimden bu seneye yansıyan ödediğiniz ve geçmiş yönetimlerden bu seneye yansıyan
Ödediğiniz ve ödenmesi gereken toplam rakam nedir? Şimdi bu 4 milyonun haricinde biz bu yıl 5 milyon 100 bin lira para ödemişiz. 10 trilyon sadece bu hesaba 4 milyon geçmiş, da bu. Geçmiş yönetimin cezası. 9 milyon 100. 9 milyon 100 geçmiş yönetimin evet. Ödemesi gereken. Burada üzülerek söylüyorum. Kusura bakmayın. Sadece biz burada uçak bileti, eski dönemin uçak bileti bedeli borcunu bile ödedik. Şu anda SSK maliye yapılandırması var. Onları her ay ödüyoruz. Bunlar eski dönemleri. 84'ün bu abi eski borç derken. Bunun yanında TEDAŞ elektrik borcu var. Ondan sonra yani bunlar bazıları ufak ufak paralar görünüyor ama bunları topladığınız zaman işte 52 bin, 126 bin mesela maliye SSK eskisini ödemiş, şu an yapılandırmada halen ödüyoruz. 52 bin futbolcu işlem referans önceki dönemden ödemesini yapmışız. Ondan sonra deplasman uçak ödemeleri ve stad ödemeleri içinde. Bunun içinde bizim dönem de var, eski dönem de var, toplam 372 bin. Ondan sonra tesisin ödemeleri vardı, 330 bin onu yapmışız. Ondan sonra TEDAŞ vay ödenen 26 bin. Yani biz onu desek hepsini ödeyebiliyoruz. Yanlış olur. Çok büyük bir borç. Kısım kısım geldiği zaman kapatma yapıyoruz. Ondan sonra tahkim ve federasyon 12 bin lira. Antrenman sahası için 26 bin lira. Altyapıya 37 bin lira. İş Bankası'nda o dediğim becaiş kredisi eski bir borç. Şu an biz hiçbir şekilde zaten bankalar şu an bu lige düştüğümüz için hani bizim gelirimiz düştüğü için bir kredi vesaire vermiyorlar. Yani toplamda bunu da ödersek 9 milyon. Bunu düşersek bize gelen para 11 milyon. 11 milyon içinden 5 milyonunu eski borç ödemişiz. 6 milyonu zaten 3 milyon 400 bini mevcut futbolculara ve teknik heyete. 1 milyon da eklediğin zaman 4 milyon 400 ne yapıyor? Toplamda 9,5 milyon. 500 bin lira da diğer, 1,5 milyon da diğer ödemeleri yapmışız. Peki reklama girecek de son bölümde sorayım. Sorum da şu şekil olsun. Bizi izleyen insanlar bir tarafa kaytarmasınlar diye bu soruyu soruyorum. Reşat Başkan'ı bekleyin veya Halil Sayın Genel Sekreterimizi bekleyin. Bu tahta açılsa şu anki yakın mesafedeki bu sıcak borç ödense, sezon sonuna kadar paramız yok, yardım istiyoruz veya şampiyon olmamız için Urfa Spor'un artık öyle parasal anlamda ciddi bir sıkıntısı kalır mı diye reklamdan sonra onu o şekil bağlayalım. Kısa bir ara. Evet sevgili izleyiciler, yayına girdi arkadaşlar, biraz hızlı oldu. Halil Bey, şimdi yayındayız. Şöyle söyleyelim. Tahtanın açılması için, transferin yapılması için sıcak para 4 milyon civarı rakam. 4 milyon evet. Civarı bir para. Alınan futbolcuların kafadan bir maliyeti var. Yani kafadan bize 5,5 trilyon gibi bir para lazım. Evet. Bir şekilde belediyeler olsun, bürokrasi olsun, siyaset olsun diyelim bu sıcak parayı buldular, temin ettiler, Urfa Spor yönetimine teslim ettiler. Tabi tahta açılmazsa bir puan silinme hadisesi de öyle bir durum da varmış. Puan silinme var, evet. Onu da isterseniz dile getirin. Şimdi bu 5,5 trilyon bir şekilde bulundu. Ya siyaseten bulundu, bürokrasi kanalları üzerinden temin edildi. Veya olmadı, petrolün kiraya verilmesinden bu para temin edildi. Ondan sonraki süreçte parasal anlamda kulübün bir sıkıntısı olacak mı? Tekrar yani bu kadar ciddi sıkıntısı olmayacaktır, evet. Dediğim gibi. Yani bu 3 milyon 900, 4 milyon ödedikten sonra
ufak tefek primlerdir. İşte sporcuların alacakları ile ilgili bir 2 milyon böyle para lazım. Şu anda en büyük sıkıntımız 3 milyon 900 bin lirayı ödemediğimiz süre içinde likivan nedeniyle 3 puan silme de gelebilir bize. Yani bunu ne yapıp yapıp bu hafta ödememiz lazım. Yani mutlaka ileride para lazım ama çözülecek para. Bu, biz... bu işin kestin çıktığı mı yok değil mi? Yani mümkün değil. Kellemizi bu işin içine koydu. Allah'ın izniyle o yapıda abi, insanlar da değiliz. Biz asla bırakıp kaçmadık hiçbir zaman. Bunu da kaçmayız. Dediğim gibi yani 3 milyon 900 bin lira çok acil en geç perşembeye gerek. Perşembe aslında geç oluyor da biz perşembeye kadar, biz çarşamba gününe kadar paranın bulunması lazım. Çünkü euro bazında FIFA'ya yatırdığımız için bir gün sonra hesaba düşüyor. Dolayısıyla bir haftada sarkması demek bunu. Biz bunu uzatırsak. O dediğim gibi süreçte para lazım ama o süreç idare edilebilir. Peki ben şöyle bir şey duydum. 5 milyon TL'yi Urfa'da bizim meşhur namı değer bir firmamız var. Doğalgaz firmamız, şirketimiz. Urfa Spor'a 5 milyon TL yardım yapmış diye duyduk. Onun aslı yok mu? Doğrudur. Samsun'a 3 milyon TL, Urfa Spor'a da 5 bin TL. 5 milyon mu 5 bin? 5 bin TL. O da gelmiş bir şey değil yani. En son dönmüş. Yani eski parayla 5 milyon. Ya bugünkü parayla 5 bin TL. Sevgili izleyiciler 5 milyon değilmiş. Özür dileriz. Yine de Aksa'ya biraz Urfalı tabiriyle, Urfalı ağzıyla konuşalım. Taade etmiştik, haklarını bize helal etsinler. Yani biraz incinmişler bu parayı, bu yardımı yapanda. Bu şaka değil değil mi? Yok, onu da daha yapmadılar, teklif etmişler. Yani teklif ettiler, biz yani, de size, size onu daha verelim, size lazım eder diye tekliflerini iade ettik onlara. Yok, iki evin... Yani bir ihtiyaçları varsa biz yapalım. Maalesef işte Urfa böyle bir şehir. Yani aslında kurumların Urfa Spor'a ciddi anlamda katkı sunabilirler. Biz hepimiz bunu şeydeyken, dışarıdayken söylüyoruz ama yönetime geldikten sonra bu işin vahamiyetini daha iyi gördüm. Mesela Dicle Edaş var Urfa'nın şu anda. Enerji konusunda ağa babası. Evet yani. Bankalar bizim var. Piyaza alışveriş merkezimiz var. Ya piyaza alışveriş merkezinde biriyle bir takıma sponsor olduğunu biliyorum. Aman ki takım olduğunu şu anda hayali şey olmasın. Bir takıma sponsor olmuş ve 1 milyon dolara vermiş. Peki ben böyle bir soru sorayım. Ben biraz evvel bu konuda biraz ben tepki de alıyorum ama biraz dediğim gibi biraz sesli düşünen bir insanım. Yani Urfa'da yaşayan bir insan olarak aslında zoruma gidiyor. Geçen sene bir programımıza Rizeliler miydi Metin? Rize Konfederasyon Başkanı. Evet, Rizeliler Derneği Konfederasyon Başkanı. Hı. Ya dedim başkanım buraya maça mı gelmişlerdi? Rize miydi? Yani bizimle bir maçı olan bir takımdı. Neyse kim hatırlamıyorum şimdi. Telefonla bağlandı. Nereden çıkmışsa telefonumuzu öğrenmiş. Telefon açtı. Hatta ben dedim bizimle kafa yapmıyorsun değil mi? Ondan sonra internete girdi. Kim ismini de unuttum. Kimdir bu adam? Neyin nesidir? Adam dedi ki biz Türkiye'deki Rize derneklerinin konfederasyonuyuz. Evet. Konfederasyon kurmuşlar. Evet. Bütün dernekleri birleştirir. Peki aktiviteleriniz nedir dedim sizin? Dedi Rize'nin sorunlarını bütün STK'larla dedi masaya yatırırız. Ondan sonra Cumhurbaşkanımızın da olduğu, onun da üyesi olduğu dedi bir toplantıda dile getiririz. Rize'de spor adına, sosyal aktivite adına, şehircilik adına yapılması gereken neyse otururuz bunları konuşuruz. Ve bir üst koordine bir yer olarak da dedi bunların başında bunun organizasyonunu ben yaparım. Hı. Şimdi hafta içinde basına yansıdı. Bizim de konfederasyon üyeleriyle siz toplantı yapmıştınız. Ya STK'lar. STK'larımızla yani, kaç trilyon masaya attılar bu STK'larımız? Şimdi biz onları para için değil, bir kamu olarak onlardan manevi destek almak için çağırmıştık. O yağmur duası dedin ya bizim STK'lar da onun için gelmişti. İbrahim Tatlıses'in ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah var hepsi samimi bir şekilde. İbrahim Tatlıses'in Ferhat Geçer için bir sözü vardı. Niye bunun elinden tutmuyorsun? Ya elinden de tuttum, ayağından da tuttum, her yerinden tuttum, bundan şarkıcı olmaz. Şimdi bizim STK'larımız da yani şimdi resim çektirmektan başka ne işe yarar? Ya öyle demeyelim. Yani ben öyle söylüyorum. Urfa Spor'a maddi anlamda, yani, ekonomik anlamda
Yani daha söylenecek çok şeyler var çok ama söylenmiyor. Kanı Urfa'ya direkt, Urfa Spor'a direkt para vermeye gibi lüks şansları yok. Vardır, niye vardır, niye kadar üyeleri vardır. Üyelerimizden toplayabilir. Yani hayat yok, yani, evet, bulundukları, yapacaklarını söylediler. Yani bütün şoförler odası işte plaka bastığımız zaman plakadan bir para Urfa Spor'a aktarmak istiyoruz dediler. Başka başkan sen... Abi ziraat odası var, ziraat odası, sanayi odası var. Bunlar kanun hükmünde. Tabi bu bizim siyasetçilerimiz olacak şeyler. Büyükse takalım. Şimdi ticaret odası biliyorsunuz şu anda kayyumda. Evet. Sonuçta onların biraz neticede sınırlı geçmişten da. Gelen bütün STK'ları mı burada soruluyor? Birebir direkt olarak. Veya Urfa Spor'a ne getirisi oldu o toplantının? Öyle söylüyorum. Urfa Spor'a ne getirisi oldu? Orada bir komisyon oluşturduk. Daha komisyon herhalde yarından sonra göreve başlayacak. İşte bununla valiye gideceğiz. Sayın Valimize gideceğiz. Ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımıza gideceğiz. Ondan kalkıp Bakanımıza gidip Urfa Spor'un sorunlarını konuşacağız. Yani o konuda bir komisyon oluşturduk. Onunla gibi grup da oluşturduk. Çalışmaya da başladık. Şu anda onun genel sekreterine Ömer Bey, Ömer Ağa verdik genel sekreterliğine. İstihbarat Başkanı'na. Ciddi anlamda bir kamuoya ihtiyacımız vardı. Bilgilendirme, bilinçlendirme. Ticaret odası evet paramız var ama veremiyoruz. Yani kanunlar direkt Urfa Spor'a para vermemize müsaade etmiyor. Yolu var. Diyorlar. Yolu var. O yolda siyasetçilerimizle aşmamız lazım. Yani bizim onların kendi başlarına ama hareket etmeye gibi bir şansları komisyon, yok. Komisyon oluşmuşsa yok, komisyon oluşturur. Bürokrasiyi harekete geçirme adına eğer bir oluşum varsa, bundan sonra bir birliktelik sağlanacaksa STK'lar için söylediğim sözü bir %25'ini geri çeker. Ya samimiyetimle evet. Söyleyeyim. Çok samimi geldiler. Evet. Çok samimi bir sohbet oldu. Sıcak bir sohbet oldu. Herkes bu konuda risk almak istediklerini, görev almak istediklerini söylediler. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Yani geç kalmış bir hamle olduğunu da bize belirtti. Özellikle keşke bunu da önce oluştursaydınız dediler. O da bizim eksikliğimiz dedik. İnşallah bundan sonraki süreçte evet. Sizlerle daha samimi, sıcak ilişkiler kurarız. Yani işte dediğim gibi birçok kurum devletin kurumu. Yani en niyetle siyasetçilerin ağzına bakıyor. Yani onların emretmesi, söylemesi lazım. Yani bizim söylememiz olmuyor. Doğrusu bu değil ama bu şekil oluyor. Yani şey evet, maalesef evet, evet öyle yani şimdi. Şimdi ya hocam aslında şimdi bizim STK'larla yani STK'ların bizi ziyareti, toplantı yapmamız da biliyorsunuz ilk defa Urfa Spor'da olan bir şey. Şimdi burada yani Halil abiye ben katılıyorum. Şimdi STK'lar da bu noktada kendilerine göre bazı. Şimdi bazı arkadaşlar STK şu an başkan olan eskiden Urfa Spor yönetiminde olan abilerimiz arkadaşlarımız da vardı. Hiç olmayan Urfa Spor'un tesislerine belki gelmemiş olan oturması ziyareti olmayan insanlar. Ama biz umduğumuzdan çok çok fazlasını başardığımıza evet. İnanıyoruz. Güzel tarafı ve nedir? Bir araya gelebilmek. Gerçekten çok samimi bir şekilde mıdır, evet. Her şeyi oturup masada her şeyi konuştuk. Onlar da sağ olsunlar her konuda destek şimdi, olacaklarını, ellerinden ne gelirse taşın altına ellerini koymayı değil, hakikaten de samimiyetten gövdelerini koyacaklarının sözünü ve o izlenimi bize verdiler. Gençlik, evet. Gençlik Spor Genel Müdürü. Tanıyor musunuz? Ya. Mehmet Baykan. Ha Mehmet Baykan o Futbol Federasyonu'ndaydı. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndaydı. Evet. 2001 yılında DSİ Spor'un Konya'da grup maçları var. Konya SFK olarak bizi misafir ettiler, ağırladılar. SFK Başkanı. 2001 yılındaki Konya'da aktivitelerini bize gösterdi. Bir organizasyon düzenledi. Ve masasında şöyle bir kitapçık vardı. ASFK'nın kongresini. Ben geldim burada bizim ASFK toplantısında bakın arkadaşlar dedim. Bu Konya ASFK'sının en son yaptığı kongre. Evet. Bakan var. Tümen komutanı var. Emniyet müdürü var. Vali var. Büyükşehir Belediye Başkanı var. Bu anlamda ben diyorum ki samimi bir şekilde atılmış bir adımsa STK dediğiniz zaman bakın o insanları oraya toplayan bir ASFK Amatör Spor aynen. Kulüpler Federasyonu evet. O insanları oraya getirebiliyorsa o insan o gücü vasıtasıyla nerelere gitti. Ve o insanı şehire 2001 yılı itibariyle 9 ayrı yerde doğal çim saha. 2001 yılı itibariyle. Şimdi biz 3 tane 5 tane suni çim sahamız var.
göğsümüzü yere yere konuşuyoruz. Ben bu anlamda diyorum. Eğer biz bir araya gelebilirsek Urfa'nın, Urfa Spor'un önünde hiçbir engel kalmaz. Aşamayacağımız hiçbir sorun olmaz. Evet. Biraz evvel Halk Hocam dedi ki siyasilerin sıcak bakması lazım. Zaten siyasiler muktedir olan insanları, liyakat sahibi insanları getirmediği için Urfa Spor bu hallere geldi. Bu işin, evet, avamın içinde olan bu işin ehli insanlarla, şimdi atıyorum örnek, siz top oynamış, futbol oynamışsınız. Yani illa Reşat Hocam'dan biraz bir kıdım da olsa bir artınız, fazlanız vardır. Evet. Niye? Topçunun psikolojisini bilirsiniz. Evet. Topçunun ruh yapısını bilirsiniz. Topçunun sosyolojisini bilirsiniz. Aile hayatını bilirsiniz. E şimdi o sıcak bakma hadisesi var ya, hep arada bir kaymak tabakı oluşuyor. Ne hikmetse Urfa'nın gerçek gündemini o işte kaş göz beklediğimiz yerlere, evet, ulaştırmıyorlar. Onun için de Urfa Spor bu hallere düşüyor. Yok, biz buna inanıyoruz. Yani gerçekten Nihat Bey, yani biz STK'larımızla da görüşmelerimizde hakikaten dediğim gibi samimi bir ortamdı. Öyle bir komisyon kurmuşsanız çok on numara bir yani şey. Yani inşallah yani onlar da orada geldiği zaman biz, yani şu anda nasıl size anlattıksa bütün Urfa Spor'un durumunu, ödemelerini gelin. Yani ne aklınıza gelir, her şeyi sunduk kendilerine. Bu gizli değil.